Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. İstanbul içinde böyle bir bağ bahçe cennet gibi değil mi ama? Bir de Tuzla'da. Evet. İlk defa önce merkezde sahilin oradayız hemen. Aynen. Adres tam onu söyleyecektim. Gelin. Ha şimdi. Sahilde yürürken o köşe camiye dön. Camiyi karıştırma. Cami deyince herkes buluyor evi. Cami deme. Cami yok. O zaman domates var. Evet. Ve çok domates var. Aşırı çok domatesim seviyorsunuz? Var. Yani çok seviyorum. Sözde bu sene ben armut domates ekecektim. Olmadı. Hepsi de pembe domates çıktı. Armut domates dediğimiz bardak domates. Buradaki fidelerin hepsi bu arada Trabzon'dan. Allah Allah. Aynen. Ramazan'da Trabzon'a gitmiştik. Oradan yani kendim normalde ekip fide yapıyorum. Bu sene yapamadım. Oradan fidelerin hepsini topladım getirdim. Zubur bak ben karpuz ekeni ilk defa görüyorum. Ama karpuzu ben ekmedim. Nasıl yani? Buraya gelen misafirler şurada otururken direkt buraya şeylerini atmışlar, çekirdeklerini. Ciddi mi? Gerçekten öyle bak. Burada iki tane var. Bir tanesini kestik dolapta. Bir tane bak şurada yavrucuk var. Gerçekten karpuz öyle yetişebilen bir şey mi? Demek ki işte babam da şey derdi. Meyveleri yediğiniz zaman çekirdeğini çöpe aynen değil doğaya atın derdi. Toprak verimli olunca güzel oluyor. İki sene önce buraya şey yaptık. Ne? Solucan gübresiyle gübreledik. O günden beri ne ekiyorsak her şey çıkıyor. Maşallah. Gezeceğiz ama daha başka neler var? Fasulyemiz var. Bu domatesleri de ben ekmedim. Domatesler de kendi kendine fasulyeleri çıktı. Fasulyeleri bir fideleseydin şeyli böyle sırıklarını asaydın daha mı? İşte onun için eşime teşekkür ediyorum. Eşi teşekkür ediyorum. Şuradan ipi sardı. Oraya kendince onları bir şey yaptı. Böyle saçma sapan bir şey oldu fasulyeler. O sarmaşık değil ya. İşte öyle bir şey yaptı. Gel bak. Uzaktan değil yanına git bir de bak. Bu arada fasulye çok kaşındırır bilir misin bilmiyorum bilirim, da. Bilirim. Bu yaprağını böyle biz alırdık. Bunun böyle üstüne yapışır bu. Aynen. İşte öyle oluyor. Çocukluk travmaları. Ya bir de şey, ben geçen fasulyeleri topladım bunun üstünden. 3 saat insanın kolu kaşınır mı ya? Bütün kollarım kaşındı, kıpkırmızı oldu. Bir bu bir bamya. Bamya sevmiyorum. Bamya toplaması öyle bir şey ki böyle çok zahmetli. Hak ediyor parasını, verin. Hayırdır, ne yapıyorsun? Güneşimi kesiyorum. Kendi star ışığım bana yeter. Sabah güneşi yakışıklıya vururmuş. Hiç öyle bir bilgi yok Merve Hanım. Biz atasözlerini doğru kullandık da ev sahibimiz de yanlış kullanıyor bugün. Yandık. Yandık. O da yanlış bir yerde kullanıyor. Zamansız kullanıyoruz. Olsun fasulye be. Fasulye yok ama. Topladım çünkü onları. Ben size başvuruyu çok kısa sürede yaptım. Ben onu geçen hafta topladım. Hiç yok şimdi ne bileyim. Bileydim toplamazdım. Tahsin Şef'i neden çağırdınız Merve Hanım? Ya açıkçası 2 ay önce ben tesadüfen uyandım. Televizyonu açtım. Show bir baktın TV'de. Sarı bir çocuk cır cır sarı cır, cır, cır. Biberime de basmışsın bu arada. Ben çok yapmadım özür diliyorum. Ama kayıtta vardır ben yapmadım. 2 ay önce bir sabah uyandım. Saat böyle 10 gibi falandı. Sonra 10.30'da sen başladın. Eğlenceliydi yani kahkaha normal yemek yapmak gibi değildi yani. Sohbet ediyor falan sonra her sabah saat 10'a alarmımı kuruyorum. En geç 10'u 5 geçe kalkarım. Ciddi misin ya? Gerçek söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Kamera kaydını açalım istiyorsan. Bak evde her yerde kamera var. Neden bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben de şey neden? Düğün fotoğrafçısı olduğunuz için olabilir mi? Evet ben fotoğrafçıyım. Kendini kayda mı alıyorsun evde? Yani bazen komik anlarımız oluyor. Hatıra olarak kalsın istiyorum. Ne güzel. Aynen güneş çok vurdu herhalde sana. Bir darlandım ben. Fark ettim. Hiç sevmem güneşte bahçeye çıkmayı. O zaman bahçeden istediğin bir şeyler varsa onları alalım. Ona göre seni içeriye şey atalım geldi, bari. Köpek geldi. Git. Hayır gel. Git. Gel gel. Git. Gel. Git. Gel. Kuyruk sallıyor. Yani mutlu. Tamam. Aynen. Seni görünce mutlu olan nadir Oy. Canlılardan. Tel örgü var geçemez. Atlar. Ben ki geçtim o kirpiden da geçer. Kirpiden korkar mısın? Neyden? Kirpi. Hiç korkmam. Aa, güzel tamam bizim buraya bahçeye arada kirpiler de geliyor. Kirpiden hiç korkmam. Kirpiyi çok severim. Tamam. Dokun sev kirpiyi. Kirpi mi var şu an Zumur? Şimdi. Evet. Ne yapsak yeme? Bak biz buradan ne yapalım? Çilek var mı şurada bir tane daha dalından koparayım kalmamış topladın hepsini. Hepsini topladım ya. Canın sağ olsun. Yeşil domates sızartması demiştik hatırlıyor musun Zumur? Aa evet. Hazır varken yapalım mı? Bulmuşken yapalım tabii. Evet. Bunun turşusu da çok güzel olur ya. Gel böyle gel. Ben 2 sene önce turşu kurmaya çalıştım. Turşu kuramıyormuş bunu fark ettim. Yapamıyorum. Neden ben tarifini veririm size. Olur çok sevinirim. Tamam ben size anlatacağım. Ay yaşasın güneş gitti. Güneş. Oh. Bunun içine koysa. Bak benim boyum o kadar uzun değil ya. Bak ben çarpmıyorum. Benim boyum sana gidersin 1.82. Bunu bu sene kışlık sera yapacağız. Onun için getirdik. Nereden aldınız? Arkadaşımın teknesinden söktük. Tekneden ne alaka? Teknede sera mı vardı? Teknenin önünde hani tentesi, şey. Tentesi ön tentesi. Aynen tente şurada zaten. Şimdilik sadece demiri bıraktık bilerek. O zaman ben şuradan 2 tane yeşil domates alayım o kadar kullanacağım. Daha büyüğü yok. Daha büyüğü hakikaten yok. Şunu da alayım.
Al bakalım. Şurayı kenara koyalım. Tamam. İki tane yeter. Anlaştık. Başka bir şey alacak mısın? Yok, karpuzu akşam serininde yeriz. Anlaştık. Sıcak. Bunu aldın çok. Evet evet, hadi gidelim. Salatalık da var. Ha, aynen. Elimde iki tane, üç tane var. Gerçekten şahane. Böyle İstanbul'un göbeğinde hem böyle salatalıklı, domatesli, biberli derken gerçekten mükemmel bir bahçe olmuş. Tamam. O zaman biz ne yemek yapacağımıza karar verelim. Yeşil domatesli olacak iş değil sadece. Gidelim dolaplarına bakalım neler var neler yok. Ona göre yapacağımız yemeğe malzemelere karar verelim, dışarıda yapalım yemeği. Evet, ben de onu söyleyecektim şefim. Eve hiç girmeyelim. Tamam. Olur. Var mı küçük tüpün? Buluruz. Tamam, komşudan var. İsteriz, buradan ha. Buluruz. Var. İyi, olur. Tamam. Burada yapacağız. Şefim, ben Merve Hanım'ı çok sevdim. Ya. Bak, bana bayılmış. Tamam, merak etme. Bana 60 bölümdür bayılıyor. Ha. Tamam. Öyle bir durum yok. 60 bölümdür sana bayılmıyorum. Hatta yerine alternatif isimler baktım ama... Bulamadılar. Yok. Sen geçen gün başka bir isim söyledin. Üstüne bir isim daha ekledin. Zumura mı? Evet. Ne dedim? Bir şey daha dedin. Trabzonca bir şeydi o da. Tırşık dedim. Hah, evet evet. Tırşık. O şeyin ismiydi, onu söyledik ablanın. Aynen dediğinde. Bundan sonra iki isim söyleyeceğim dedim. Yalnız zumura da fasulye yapıştırmışsın, fark ettim şimdi. Biliyoruz. Sevdim bu detayı, bilmen güzel bir detay. Aa, lütfen. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gel mutfağa. Yürü.